Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amanu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettequllah. İnnallaha semi'un alim. Sadakallahul azim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال محترم müslümanlar yüce Rabbimiz Hucurat suresinin İlk ayetlerinde bizlere şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize seslendiğiniz gibi ona seslenmeyin. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Bu ayet-i kerimeler Allah ve Resulünün koyduğu hükümlerin karar ve tercihlerimizden, görüş ve düşüncelerimizden daha önemli ve daha değerli olduğunu haber vermektedir. Tavır, tutum ve davranışlarımızın Allah ve Resulünün emirlerine uygun olması gerektiğini hatırlatmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hayatımızın her alanına aktarmamız gerektiğini öğütlemektedir. Aziz müminler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizler için örnekliği sadece iman esasları ve ibadetlerle sınırlı değildir. Adab-ı muaşeret diye bildiğimiz sosyal ilişkilerimizde de rehberimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Adab-ı muaşeret, Yüce Rabbimizin emrettiği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulayarak örnek olduğu, toplumsal huzur ve barışı tesis eden nezaket ve görgü kurallarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzide hayatında her hayırlı işe, yeme ve içmeye besmele ile başlayıp elhamdülillah diyerek bitirmek vardır. O ailesine, çocuklara, gençlere, yaşlılara, tanıdığı tanımadığı herkese selam vermiş. Birbirimizi sevmenin yolunun selamdan geçtiğini ifade buyurmuştur. Selam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekliyle alınıp verildiğinde, ibadet ve dua hükmü de kazanır. Allah'ın en güzel isimlerinden biri de Es-Selam'dır. Selam, Müslümanların ortak parolasıdır. İnsanlar arasında şefkat ve merhametin, huzur ve bereketin artmasına vesile olur. Bir meclisten ayrılırken verdiğimiz selam, o meclise geldiğimizde verdiğimiz selamdan farklı değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun buyurmuş, her zaman hayrı ve iyiliği dile getirmemizi istemiştir. O, insanları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmamıştır. Muhatabının sözünü kesmemiştir. Yapamayacağı bir sözü vermemiş, verdiği sözü ise mutlaka zamanında yerine getirmiştir. Başkalarının evini gözetlemeyi, konuşmalara kulak kabartmayı, İnsanların mahrem hallerini araştırmayı şiddetle yasaklamıştır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
her zaman geçim ehli olmuş, bizlere de şu tavsiyede bulunmuştur. Mü'min cana yakındır. İnsanlarla iyi geçinemeyen, kendisiyle de iyi geçinilmeyen kimse de hayır yoktur. Kıymetli Müslümanlar, yüce dinimiz İslam'a göre ziyaretleşmenin de bir adabı vardır. Ziyaret edeceğimiz kişiye önceden haber vermek, eve girmek için izin istemek, hane halkı müsait değilse gönül koymadan geri dönmek adaptandır. Büyüklerimize, anne babamıza karşı sesimizi yükseltmemek, eşimize nezaket ve zarafetle davranmak, küçüklerimize merhamet göstermek adaptandır. Misafire ikramda bulunmak, komşumuzu rahatsız edecek söz ve fiillerden sakınmak adaptandır. Ayrıca günümüzde çok fazla kullandığımız sosyal medya mecralarında yalan, iftira, çarpıtma, gösteriş ve mahremiyet sınırlarını ihlal etme gibi İslam'ın yasakladığı davranışlardan uzak durmak, Yüce Rabbimizin sanal alemde de bizi görüp işittiği bilinciyle hareket etmek adaptandır. Geliniz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği adab-ı muaşeret kurallarını hayatımızın her alanına hakim kılmanın gayretinde olalım. Eğitim-öğretim müfredatında yer alan adab-ı muaşeret, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı ve temel dini bilgiler derslerini çocuklarımızın seçmeleri için gerekli hassasiyeti gösterelim. Gösterelim ki Rabbimiz, Peygamberimiz, ailemiz ve çevremiz bizden razı olsun. Dünyamız huzur ve mutlulukla dolsun. Ahiretimiz cennet olsun. Değerli müminler, hutbeme son verirken, Zafer Haftası'na girdiğimiz şu günlerde, aziz şehitlerimizi ve ebedi aleme göç eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyor, bir hususu yeniden hatırlatmak istiyorum. Bir süredir orman yangınlarıyla topyekün mücadele ediyoruz. Yangın riski devam etmektedir. Dolayısıyla başta ormanlarımız olmak üzere açık alanlarda yangınlara sebep olacak davranışlardan uzak duralım. Yetkililerin uyarılarına kulak verelim. Yüce Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin.